Hoş geldin. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en güzel yerlerinden, en özenilen yerlerinden, en yaşamak istenilen yerlerinden birisi. Bizlerin genel hükümet veya yerel yönetim olarak da görevimiz öncelikle burayı yaşanabilir halde tutulmasını sağlamak. Her şeyi konuşabiliriz. Yeter ki aynı düzlemde bulaşalım. Yeter ki aynı şeyleri konuşur hale gelelim. Ben seçimden sonra bu projeleri tek tek çok daha rahat konuşabileceğimize inanıyorum. Bunların hiçbirisi atla deve değil. Bir yerel yönetim isterse şehri tamamen kilitleyebilir. Şu 5 senedir Bozcaada'da bunu görüyoruz. Yıldan sonra tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerin karşısında tabii ki heyecanlanmak mümkün değil. Biz bunları yıllarca yaşadık, 20 sene yaptığımız hizmet dönemi içerisinde. Tabii ki bizi buraya getiren birçok etken oldu. Bizi buraya taşıyan birçok sebep oldu. Bir kere ben şunu söyleyeyim, ben Bozcaada'da yaz kış yaşayan, çocuklarımı orada büyüten, torunumu orada büyüten, adanın geçmişini çok iyi bilen ve 10 yılda adada neler yaşanıp yaşanmadığını da bu süreçte çok iyi hizmet alınamayan, birçok sıkıntılar yaşanan bir belediyecilik yaşadık. Ve Bozcaada'nın 10 yıl içerisinde gerçekten benim bıraktığım o dönemden çok geriye gittiğini ve hiçbir şey yapılmadığını gördük. Birçok insanımız oyunu iyi olsun diye ama maalesef artık o ön yargıdan kurtulup efendim o parti olmasın, bu parti olsun sevdasından vazgeçip ön yargı davranmayarak bir yere varamıyoruz. Biliyorsunuz efendim işte AK Parti olması da başka parti olsun. Oldu, gördük. Burada yani beni desteklemenizi istiyorum. Biz bu işi gerçekleştiririz. Biz bu hizmetleri getiririz. Hiç emiyoruz. Yani bize güvenmenizi istiyorum. Ne de satılacak herhangi bir malım var. Yani nedir? Ben size hizmet etmek için buradayım. Bu da bir zor bir süreç olduğu halde gene de meclis üyesi arkadaşlarımla beraber hepimizin elini taşın altına koyduk. Ama birileri bu işi yapması lazım. Ne soruyorsun 70 diyorlar. Birine soruyorsun 120 diyorlar. Yani bu borcu bilen diyor. Bu borç neden oldu? Niçin oldu? Yani vereceğiniz oylarla bu hizmete devam diye yola çıktık. İnşallah bu devam edecektir. Biz size güveniyoruz, siz bize güvenin. Hep beraber bu işi yapacağız. Bizim amacımız da zaten. Teşekkürler. Onlar bir insan. Çok hoşlar gerçekten bana. Vallahi benim umduğumdan da çok daha güzel bir buluşma oldu. Bizi Bozcaada'lar özlemişik. Onlar bizi özlemiş. Gerçekten muhteşem güzel bir buluşma. Sohbet biçimine geçti. Dertlerimizi anlattık, yapacaklarımızı anlattık. Onlar zaten bizi iyi tanıyan, iyi bilen insanlar. Yıllarca bana destek olan insanlar. Bundan sonra da inşallah onlarla beraber bu yolu yürüyeceğimize inanıyorum. Büyük projeler tabii ki mutlaka bir devlet gücüyle, bir iktidar gücüyle yani yardım edilmesi gerekiyor. Yani bizim yapacağımız belediye açısından ufak tefek işler var ama yani onları bile yapacağımız biraz şüpheli. Çünkü bizde borç var. Yani bu borç nedir, ne kadar onu biz de bilmiyoruz. Ama bence ben bunları çözerim. Yani belediyenin gelirlerini gideriz, yardım da alırız. Efendim projeleri de destekleyecek olan projeleri de finansmanla sağlarız. İnşallah güzel olacak diye düşünüyorum Mustafa ya. Biz bunu, yani biz insanlarımız için yola çıktık. Adada işte 10 sene
iyi yönetilemeyen bir belediyecilik bizi buralara getirdi. İnsanlar güveniyor, biz de insanlarımıza güveniyoruz, biz insanlara güveniyoruz. İnşallah bu yolculuğun sonu iyi bitecek diye düşünüyorum. Peki son olarak önümüzdeki günlerde de herhalde etkinlikler devam edecek. Biraz Ramazan'ın da geliyor olması sıkıştırdı programı ama İstanbul, Bolca'da buluşmaları, iftar programları neler var? Kısaca bahsedebilir misiniz? Vallahi maalesef Mustafa çok sıkıştırdı. Bizi zaten biliyorsun geç açıklandık. Bunun yüzünden o kadar çok yani sıkıntılarımız oldu ki. Yani birçok oyumuz vardı, taşıyamadık, gelemediler. Adada birçok evi olan arkadaşlarımız yazılamadı. Bunun dışında birçok efendim hazırlıklarımızı tamamlayamadık. İşte ucu ucuna yetiştirdik her şeyi. Cuma günü adada bir buluşmamız var hem Kadınlar Günü vesilesiyle. Ondan sonra bir İstanbul buluşmamız olacak ama tarihi çok belli değil. Tabii ki Ramazan içerisinde bir takım gene çalışmalar, bir takım toplantılar devam edecek. Peki çok teşekkür ederim. Bir şey değil, ben teşekkür ediyorum.